Değerli arkadaşlar, tekrardan söylüyoruz. Doğu Karadeniz projesi toplamda 7 artı 2, 9 ilden oluşur. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt olmak üzere 7 tane şehir vardır. Artı 2'miz de Samsun ve Tokat olmak üzere 7 artı 2, 9 ilden oluşmaktadır. Doğu Karadeniz projesi diyeceğiz arkadaşlar. Peki Doğu Karadeniz projesinde neler var? Dediğimiz gibi 7 artı 2, 9 ilden oluşur dedik değerli arkadaşlarım. Bölge dışından entegre eden iller kimlerdi? Samsun ve Tokat demiştik. Bunları bir kere daha üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü sınavda en çok şehirleri soruyorlar. Ben de bu yüzden üzerine daha çok gidiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Peki DOKAP yani Doğu Karadeniz. Projede amaçlar neler? 1. Su kaynaklarımızdan yararlanacaklar. Hocam ne yapacağız suyla? Tarım mı? Arkadaşlar sizce Doğu Karadeniz'de tarımda sulamaya gerek var mı? Yok. Burada su kaynaklarından yararlanacak derken ki amacımız HES. Hidroelektrik santralleri. HES. Hani vardı ya HES olmasa HES olur diye. Arkadaşlar hidroelektrik santralleri yani baraj yapacaklar. Peki Doğu Karadeniz'de Türkiye'nin engebeli alanları çoktur. Türkiye'nin hatta en engebeli yeri, en dağlık yeri Doğu Karadeniz'dir. O zaman arkadaşlar Doğu Karadeniz'de ulaşım çok ciddi bir sıkıntıdır. O zaman bizim ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi nedir? Ulaşımı geliştirmek. Ona göre ulaşımı geliştirmek. Doğu Karadeniz'deki en büyük hedeflerimiz ulaşımı geliştirmektir. Peki bunun için neler yaptık? 1. Ovid Dağı Tüneli'ni yaptık. Değil mi? Bitti. Ovid Dağı Tüneli nereye birbirine bağlıyordu değerli arkadaşlar? Ovid Dağı Tüneli Rize ile Erzurum'u birbirine bağlar. Rize ile Erzurum'u birbirine bağlar. Şu an Türkiye'nin en uzun tünelinin adı Ovid Dağı Tüneli'dir. Unutma. Peki şu an bir tünel daha yapıyoruz. Bu tünelin adı arkadaşlarım nedir? Yeni Zigana Tüneli. Bu tünel yapımı tamamlandığında Ovid Dağ Tüneli geçecek. Trabzon'la Gümüşhane'yi bağlayan bu tünelle beraber Türkiye'nin en uzun tüneli olacak. O zaman bir daha söyleyelim arkadaşlar. Dikkat! Ovid Dağ Tüneli. Hangi illeri birbirine bağlıyor değerli arkadaşlar Ovid Dağ Tüneli? Ovid Dağ Tüneli bağladığı iller Rize ile Erzurum'du. Rize ile arkadaşlarım Erzurum birbirine bağlar. Hatta ben size küçük bir bilgi vereyim mi? Arkadaşlar bu sayede bu tünel, şöyle söyleyeyim, bu tünel yapılırken sadece araçların geçişine değil, ileri de demir yolu gelecek şekilde dizayn edilmiştir. Ya yani ileride Erzurum'dan Rize'ye ne gelecek? Tren gelecek. Bu sayede Rize'nin limanı gelişecek. Rize'ye havaalanı da yapılıyor. Fark et. Rize Doğu Karadeniz'de önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Sebepleri tartışılır tabii ki. Ama dediğim gibi arkadaşlar bakın Rize'ye tünel yapıldı. Demiryolu geliyor, havaalanı da yapılıyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Peki yeni yapılan bir tünelimiz daha var dedik arkadaşlar. Bu tünelimiz de dediğimiz gibi değerli arkadaşlar Yeni Zigana Tüneli'dir. Peki Yeni Zigana Tüneli değerli arkadaşlar hangi şehirleri birbirine bağlıyor Yeni Zigana Tüneli? Bu tünelimiz de değerli arkadaşlar tabii ki de Trabzon'la Gümüşhane illerini birbirine değerli arkadaşlar bağlar. Trabzon'la Gümüşhane illerini birbirine bağlar Yeni Zigana Tüneli arkadaşlar. Buna da bu açıdan dikkat edin diyelim. Ve bir daha söylüyorum. Şu an Türkiye'nin en uzun tüneli Ovid Dağ Tüneli'dir. Yapılınca en uzun tünel kim olacaktır? Yeni Zigana Tüneli arkadaşlar. Buna dikkat. Bu dediklerimi arkadaşlarım bu açıdan dikkat edin diyorum sizlere. Peki değerli arkadaşlar devam edelim. Bakın başka bir projemiz daha var. Yeşil Yol Projesi. Çok tartışıldı. Nedir bu proje? Bak Artvin'den başlayıp Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Samsun'a kadar uzanacak olan Artvin'den Samsun'a kadar yaylalardan geçecek olan yol projesidir. Hani Katarlar hep buraları aldılar falan filan otel yapacaklar muhabbetleri vardı ya işte bu proje Yeşil Yol Projesi. Artı yine bir projemiz daha var o da Rize Pazar Havaalanı. Onun da yapımı arkadaşlar devam ediyor. Peki Doğu Karadeniz projesinin amaçlarından birisi nedir? Yayla turizmini geliştirmek. Ya Güneydoğu Anadolu'nun amacı neydi arkadaşlarım? Dini turizmi geliştirmek 2023'te. Doğu Anadolu'nun amacı neydi? Kış turizmini geliştirmek. Doğu Karadeniz'in amacı neymiş? Yayla turizmini geliştirmek. Bunlara dikkat. Peki Doğu Karadeniz. Kırsal oranı yüksek olan bir bölge. Doğu Karadeniz iş imkanları yeteri kadar gelişmemiş olan bir yer. Bir bölüm daha doğrusu. Doğu Karadeniz göç verme oranı yüksek olan bir bölüm.
İş imkanlarının kısıtlı olduğu bir bölüm. O zaman biz Doğu Karadeniz'de ne yapacağız arkadaşlar? İstihdam olanaklarını artıracağız. Aynı Doğu Anadolu'da olduğu gibi tarım, hayvancılık ve sanayi teşvikini vereceğiz. Bu teşviklerle beraber değerli arkadaşlar Doğu Karadeniz'i geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunu da belirtelim. Peki değerli arkadaşlar, böylece Doğu Karadeniz bitti. Şimdi ufak bir soru cevap yapalım iller hakkında. Güneydoğu Anadolu projesine bölge dışından entegre edilen iller kimlerdi? Kilis ve Şırnak. Doğu Anadolu projesine bölge dışından entegre edilen il kimdir? Sivas. Bu projede çıkarılan iller kimdi? Gümüşhane ve Bayburt. Doğu Karadeniz projesine bölge dışından entegre edilen iller kimlerdir? Samsun ve Tokat. Anlaştık mı? Bunlara arkadaşlarım dikkatliyoruz. Peki sırada değerli arkadaşlar bir sonraki projemiz olan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi var. Arkadaşlar Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği yerleri içerisine alır ve 4 tane şehirler oluşmaktadır. Zamanında şöyle bir soru sordular. Hangi şehir Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nde yoktur? Hangi şehir Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nde yoktur? Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat. Beşinci şehir olarak Yozgat'ı sordular. Yozgat projede arkadaşlar yok. Anlaştık mı? O yüzden bunlara arkadaşlarım dikkat diyorum sizlere. Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği 4 tane şehrin olduğu projedir. Bak Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Bazı arkadaşlar şu başlığı görüyorlar YHGP'yi. Hocam hangi terör örgütü diyorlar. Terör örgütü falan yok arkadaşlar. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi baş harfleri. Onu da belirteyim sizlere. Peki değerli arkadaşlar. 4 tane ilden oluşur. Dikkat. Samsun'u gördün mü? Tokat'ı gördün mü? 2020 KPSS sorusunu gördün mü? Sorayım mı 2020 KPSS sorusunu? Birden fazla projede yer alan iller kimlerdir? Ya Samsun ve Tokat. Eskiden birden fazla projede yer alan iller arkadaşlar Gümüşhane ve Bayburt'tu. Hem Doğu Anadolu hem Doğu Karadeniz'deydi ama artık değişti. Birden fazla projede yer alan iller, al notlarını. Birden fazla projede yer alan iller Samsun ve Tokat. Hem Yeşilırmak projesindeler hem Doğu Karadeniz projesindeler. Anlaştık mı? Bunlara dikkat. Şimdi beni dinle. Yeşilırmak Havzası projesi öyle diğer projeler gibi arkadaşlar tarımdı, sanayiydi, yoldu, ulaşımdı bunlar yok. Yeşilırmak projesinin temel amacı şu, yeşillik alanları artırmak, erozyonu engellemek. Anlaştık mı? Yeşilırmak amacı bu. Diğer projelerde olduğu gibi tarımdı, sanayiydi, ulaşımdı, turizmdi bunlar yok arkadaşlar. Üste basa basa söylüyorum hata yapma. Peki buyurun başlayalım. Samsun, Çorum, Amasya, Tokat olmak üzere toplam 4 tane şehirden oluşur. Devam edelim. Projenin amaçları neler? Meralar ıslah edilecek. Meralar koruma altına alınacak. Yok edilmeyecek. Yeşillik alanları artırılacak. Çok önemli. Niye? Çünkü arkadaşlar bölgede akarsu erozyonu fazla. Akarsular çok alüvyal taşıyor. Taşıdığı bu alüvyallerden dolayı arkadaşlar bölge erozyona karşı karşıya geliyor. Hatırlayın. Sizlerle orman oranlarını konuşmuştuk. Ülkemizde orman oranının en fazla olduğu bölüm Batı Karadeniz'di değil mi? Arkadaşlar Doğu Karadeniz'de de %50 üzerinde olan şehirler vardı. %50'nin üzerinde arkadaşlar olan şehirler Rize ve Artvin'di. Batı Karadeniz'deki bütün illerin orman oranı %50'nin üzerindeydi ama Orta Karadeniz'de. %50'nin üzerinde olan il yok. O zaman ne yapacağız Orta Karadeniz'e arkadaşlar? Erozyonu engelleyeceğiz, ağaçlandıracağız, yeşillik alanlar yapacağız. Anlaştık mı? Projenin amaçlarından bir tanesi şu. Yeşilırmak neden oldu? Taşkınları engellemek. Başka ne vardı? Nerede vardı taşkınları engelleme projesi? GAP'ta. Fırat ve Dicle'nin olduğu arkadaşlar projede vardı hatırlayalım. Başka ne vardı? Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nde kentsel yaşam alanlarını artırmak vardır. Kırlarda yaşam oranı azaltıp kentlerde yaşam oranı artırma projesidir arkadaşlar. Buna dikkat. Bak bu projede öyle sanayi yok, teşvik yok, tarım yok, ulaşım yok arkadaşlar. Bu proje tamamen yeşile aycı bir projedir arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim sizlere. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Geldik bir başka projeye. O da ZBK. Zonguldak, Bartın ve Karabük projesi.
Şimdi değerli arkadaşlar, 3 tane şehirden oluşur. ZBK dediğimiz şehirler Zonguldak, Bartın ve Karabük projesi. Şimdi beni iyi dinle. Zonguldak'ın olduğu yerde ne var? Zonguldak'ın olduğu yerde değerli arkadaşlar taş kömürü var. Doğru mudur? Zonguldak'ın olduğu yerde taş kömürü var. Artı Zonguldak'ın ilçesi olan Ereğli'de değerli arkadaşlar demir çelik fabrikası var. Şöyle DCF yazdım. Bak Zonguldak'ta ne varmış? Taş kömürü var. Artı demir çelik fabrikası var. Peki Karabük'ün olduğu yerde ne var değerli arkadaşlarım? Karabük'ün olduğu yerde de demir çelik fabrikası vardır. Hem Zonguldak'ta hem Karabük'ün olduğu yerde demir çelik fabrikası var. Peki Bartın'ı süs olsun diye mi koydular? Hocam Bartın'da da taşımacılık yapılıyor. Ne yapacağız? Demir ürünlerini taşıyacak mıyız? Hayır arkadaşlar. Bartın'ı bu projeye süs olsun diye koymadık. Bartın'ın Amasra diye çok güzel bir sahili vardır. Bilmiyorum duydunuz mu? Amasra. Arkadaşlar bu Amasra'da biz azıcık da olsa, minnacık da olsa bakın ne çıkarıyoruz? Taş kömür. O zaman bu ZBK dediğimiz proje, Zonguldak, Bartın, Karabük projesi taş kömürü ve demir çelik fabrikalar üzerine kurulu bir projedir değerli arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim sizlere. Peki arkadaşlar projemizin amaçları nelerdir? Şimdi gelelim onlara. Dediğimiz gibi 3 tane arkadaşlar şehirden oluşuyor bu ZBK dediğimiz projemiz değerli arkadaşlarım. O yüzden bunlara dikkat. Zonguldak, Bartın ve Karabük olmak üzere 3 ili kapsar. Peki demir çelik var, taş kömürü var. O zaman burada ne vardır? Hava kirliliği var. Amaçlarımızdan birisi hava kirliliğini değerli arkadaşlar azaltmak. Yurt dışından özel yapılmış filtreleri getirdik ve buradaki fabrikaları bacalarına monte ettik. Artı biliyorsunuz biz ülke olarak taş kömürü konusunda çok da öyle zengin bir ülke değiliz genç olduğumuz için. O yüzden elimizdeki taş kömürü çok daha verimli hale getirip kullanmak istiyoruz arkadaşlar. Ve onu da belirteyim arkadaşlar. Mesela taş kömürü biz neyi de kullanıyoruz en çok? Demir çelik fabrikalarında demir eritmek için. Geri kalan tozlardan da Zonguldak Çatalağzı'nda elektrik üretmekteyiz arkadaşlar. Enerjide konuşacağız bunu. Artı madem hava kirliliğini azaltmayı hedefliyoruz, o zaman buradaki eskimiş olan fabrikalarımızı da modernleştirelim. Demir çelik fabrikalarımızı geliştirelim hedefimiz var arkadaşlar. Bunu da burada belirteyim sizlere. Peki güzel insanlar, böylece ZBK'yı da bitirmiş olduk sizlerle beraber ve şimdi sırada son projemiz olan arkadaşlar Konya Ovaları projesi var. Son projemiz KOP. Yani Konya Ovaları projesi. Şimdi beni dinle. Bu proje başladığında 4 tane şehirle başladı. Ya 4 tane şehirle başladı. Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde. Bu proje 4 ille başladı. Konya'mız, Karaman'ımız, Aksaray'ımız ve Niğde'miz olmak üzere 4 tane il vardı. 2 sene önce bu projeye 4 tane daha şehir eklendi. Ona göre Kapadokya'nın olmuş olduğu değerli arkadaşlar Nevşehir, Peribacaları, Leblebi, Nohut, Çorum değil ona göre Nohut şampiyonu olan Kırşehir eklendi. Arkadaşlar Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat eklendi. Demir çelik fabrikası, petrol rafinerisi, silah fabrikasıyla karşımıza çıkan, fabrikalar kısmıyla ön plana çıkan bir şehir olan Kırıkkale eklendi. Demek ki arkadaşlar bu projedeki ilk 4 il kimmiş? Konya, Karaman, Aksaray, Niğde. Sonradan eklenenler kimler? Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat. 4 artı 4. 8 tane şehirden oluşuyor. Ona göre detaylara dikkat. Peki 8 tane arkadaşlar şehirden oluşuyor dedik projemiz. Şimdi projemizde arkadaşlar neler var bunlara gelelim sizlerle. Projemizdeki en önemli olaylardan bir tanesi şu. Mavi tünel. Hocam mavi tünel nedir? Arkadaşlar göstereyim. Bakın mavi tünelimizin olayı şu. Değerli arkadaşlar bizim çok 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 önemli bir tane gölümüz var. Türkiye'nin en büyük tatlı gölü. Neydi o Türkiye'nin en büyük tatlı gölü arkadaşlarım? Beyşehir Gölü. Bakın Türkiye'nin en büyük tatlı gölü olan Beyşehir Gölü şurada. Tam olarak bakın nokta atışı veriyorum sizlere. Beyşehir Gölü. Artı, hatta şöyle tam da yerini göstereyim sizlere. Beyşehir Gölü'nün olduğu yerde arkadaşlar. Artı, Silifke Delta Ovası'nı oluşturan bir tane de akarsuyumuz vardı. Kimdi o Silifke Delta Ovası oluşturan arkadaşlar akarsuyumuz? Göksu Nehri. Bak,
Silifke Deltuvası oluşturan arkadaşlar Göksu Nehri. Peki amacımız ne? Bak, göllere dikkat, gölün adına dikkat. Gölümüzün adı neydi? Beyşehir Gölü. Akarsuyumuzun adı neydi arkadaşlarım? Mersin'de denize dökülen Göksu Nehri. Ona göre Beyşehir Gölü ve Göksu Nehri. Peki proje ne? Arkadaşlar proje şu. Projemizin amacı şu. Dedik ki biz Beyşehir Gölü'nün suyuyla Göksu Nehri'nin sularını birleştirelim ve bu illere arkadaşlar taşıyalım. Beyşehir Gölü'nün suyuyla Göksu Nehri'nin sularını tünel ve kanallarla birleştirdik ve bu illere arkadaşlar taşıma planı ortaya koyduk. İşte bizim projemiz değerli arkadaşlar budur. Peki Beyşehir Gölü'nün sularıyla Göksu Nehri'nin sularını birleştirerek taşınan bu projeye biz ne adıyoruz? Mavi tünel. Hemen projemize değerli arkadaşlar bir gelelim sizlerle. Projemizin detaylarına bir gelelim ama şu ekranımızı bir temizleyelim. Evet. Bir daha gelelim arkadaşlar, bakın toplamda 8 tane il vardı dedik sizlere, bir daha baştan alıyorum buraya arkadaşlarım. 8 tane il vardı, Nevşehir sonradan eklendi, Kırşehir sonradan eklendi, Yozgat sonradan eklendi, Kırıkkale sonradan eklendi. Anlaştık mı? Peki projeye bir daha dön bakalım. Beyşehir Gölü sularıyla Göksu Nehri suları kanal ve tünellerle adı geçen illere aktarılacak. Neymiş bu projenin adı? Mavi Tünel Projesi arkadaşlar. Mavi Tünel Projesi'ne bu yüzden dikkat edin. Anlaştık mı? Hangi nehir? Göksu. Hangi göl? Beyşehir Gölü. Hocam, Mavi Tünel hangi şehirlere kadar gitti? Şu an sadece Konya'ya kadar gitti. Diğer illere de zamanla taşınacaktır inşallah. Peki Konya'ya gittiğini kanıtlayalım mı? Bakın Mısır. Değil mi? Ülkemizde ve dünyanın herhangi bir yerine mısır yetiştirmek istiyorsanız bol suya ihtiyaç vardır. Hatta bu yüzden ülkemizde en verimli yetişeceği yerde her mevsim yağışı olan Karadeniz'dir. Ama bu sene 2019 TÜİK verilerine göre mısır şampiyonu kim olmuştur arkadaşlar? Konya. Ya Anason şampiyonu yıllardır Burdur'du, Konya'ya gitti. Ya arkadaşlar, zaten buğday, arpa ve şeker pancarı şampiyonuydu Konya. Bir de bunun yanına mısırı da ekledi. Anason'u ekledi. İşte Konya'da sulamanın geliştiğinin en güzel kanıtı arkadaşlar. Anlaştık mı? Amacımız ne projede? Sulanabilir ürünleri arkadaşlar yetiştirmek ve insanların su ihtiyacı azaldığı için, bölgeye su geldiği için insanlar yer altından suları çıkarmayacak. Böylece obruk oluşumu da değerli arkadaşlar engellenecektir. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Böylece güzel insanlar, toplamda 6 tane projemizi bitirmiş olduk. Şimdi değerli arkadaşlar, projemiz bitti ama konu bitmedi. Bir de bu projelerle alakalı sorularımız var. Şimdi herkes chat kısmına gelsin bakalım, yorum kısmına gelsin bakalım. Sorulara başlıyoruz. Herkes cevap şıklarını oraya yazmasını istiyorum. Arkadaşlar buyurun, ilk soru şu. Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Güneydoğu Anadolu Projesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi değerli arkadaşlarım yanlıştır diye bir sorumuz var. A. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illere havaalanı yapılmıştır. En büyük kargo havalimanı Şanlıurfa yapılmıştır. Keban Barajı bu bölgede yer alır. Tarıma dayalı sanayi geliştirilecek. Şırnak ve Kilis bölge dışından projeye entegre edilmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sorumuzun cevabı ne olacak? Sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar ne olacak? Yorumlarınızı bekliyorum. Cevapları bekliyorum sizlerden. Evet, Sema'dan C geldi. Başka? C. Evet, süpersiniz. Arkadaşlar doğru cevap, Keban Barajı bu bölgede değildir değerli arkadaşlar. Keban Elazığ'dadır, yani Doğu Anadolu'dadır. Şimdi burada A şıkkına dikkat edin. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm iller havaalanı yapılmıştır diyor. Doğru. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm iller havaalanı yapılmıştır. Doğru. Ama şöyle deseydi. Projedeki bütün illerde havaalanı vardır deseydi yanlış olur. Şırnak'ta vardı ama Kilis'te yoktu. Anlaştık mı? O yüzden bu sorumuzun cevabı hiç kuşku yok ki C seçeneği değerli arkadaşlar olacak. Bunu da belirtelim. Peki bir sonraki soruya gelelim arkadaşlar. Aşağıda verilen illerden hangisi Doğu Anadolu projesine dahildir? Buyurun sizleri dinliyorum. Aşağıda verilen illerden hangisi Doğu Anadolu projesine dahildir? Gümüşhane, Şırnak, Sivas, Bayburt ve Batman. Ne olacak cevabımız? Hangi şıkkımız olur arkadaşlar? Doğu Anadolu projesine dahildir.
Gümüşhane, Şırnak, Sivas, Bayburt ve Batman. Evet, Gözde C demiş, Betül C demiş, Sema C demiş, Alihan C demiş, Hasan C demiş, Dilek C Sivas demiş. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği Sivas olacaktır. Sivas Doğu Anadolu projesine bölge dışından entegre edilen şehrimizi hatırlatalım sizlere. Gümüşhane ve Bayburt ne yapmıştı? Bu projeden çıkarılmıştı. Şırnak Doğu Anadolu bölgesindedir ama proje olarak kime dahildi? GAP'a. Batman'da hangi projeye dahildi? GAP arkadaşlar, bunu belirtelim. Peki bu yüzden cevabımız değerli arkadaşlar C seçeneği olacak. Buradan da tekrardan hatırlatalım sizlere. Peki bir sonraki soruya hazırlanın bakalım arkadaşlar. Buyurun, sizlere bir soru daha geliyor. Aşağıda verilenlerden hangisi Doğu Karadeniz projesi dahilinde yapılan çalışmalar arasında yer almaz? Doğu Karadeniz projesi dahilinde yapılan çalışmalar arasında yer almaz. A. Sulanan arazileri artırma yönelik çalışma. B. Su kaynaklarından yararlanmak. C. Tarım ve hayvancılık teşviki. D. Ulaşım sistemini geliştirmek. E. Yaylacılık turizmi geliştirmek. Evet. Yorumlar tek tek dökülmeye başladı. Zeynep A diyor, Miray A diyor, Betül Ali A, Bahadır Gözde, herkes A diyor, Sema A diyor. Peki arkadaşlar, su var zaten. Dediğin gibi aynı öyle arkadaşlar, sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Çünkü Doğu Karadeniz projesinde bizim amacımız sulanan arazi artmaya çalışma değildir. Suyla alakalı. Suyla alakalı amacımız arkadaşlar HES'ti. Yani elektriği üretmekti. Bunu da bir kere daha hatırlatalım. Peki bir sorumuz daha gelsin, cevap A dedik. Arkadaşlar buyurun bakalım. Aşağıda verilen projelerden hangileri sulamaya yönelik projelerdir? Sulamaya yönelik projelerdir. Evet, şıkları baktığımızda Dokap ZBK, ZBK Yeşilırmak, Dokap Konya, Yeşilırmak GAP ve GAP KOP şeklinde arkadaşlar. Evet, Alihan E demiş, Gözde E demiş, Betül E demiş, Dilay, Zeynep, Sema, Dilek pardon, Zeynep, Sema, Miray, herkes E demiş. Doğrudur arkadaşlar, sulama yönelik projelerimiz Güneydoğu Anadolu projesi ve Konya Ovaları projesidir. Süpersiniz arkadaşlar, helal olsun. Peki son soru da benden gelsin arkadaşlar, onu da ben sizlere çözeyim. Buyurun bakalım, bu da benim meşhur orijinal sorumdur arkadaşlar. Diyorum ki soruda, yukarıda verilen değerli arkadaşlarım, yukarıda verilen özellikler aşağıdaki projelerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Beyşehir Gölü suları kanal ve tünellerle tarım alanlarına taşınacak. Mavi tünel. Kim gitti arkadaşlarım? KOP. Erzurum üzerinden Ovid Dağı tüneliyle demir yolu yapılarak liman geliştirilecek. Kimi limanı geliştirecekti? Kimi demir yolu yapılacaktı? Cevap Dokap. Bu da gitti. Kış turizmi geliştirilecek. Nerenin kış turizmi geliştirilecekti? Doğu Anadolu'nun. Bu da gitti. Hava kirliliğini azaltmak için çalışmalar yapılacak. Hangi projeydi? ZBK. O yüzden arkadaşlar bu eşleştirmelere baktığımızda hiç kuşku yok ki sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar E seçeneği olur. Yeşilırmak Havzası projesini hatırlayalım. Arkadaşlar bu projemiz Yeşilerci bir projeydi ve cevap E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar, böyle